Yine aynı şekilde tel biraz ince olduğu için. Evet, şöyle. Yine ikisinin arasından Bir iki et gibi geçiriyorum. yapıyorsun, öyle Evet, mi? aynen öyle. Şu şekilde yapıyorum. Yine çekiyorum. Bu sefer de ucunu buradan çıkarıyorum. Buradaki amaç ipin buradan akması. Şu arkadan gelecek bize hep işlerken. Sonra kasnağımı alıyorum. Çizdiğim desen üzerinden şu şekilde Sorularınız başlıyorum. varsa lütfen sorun. Sibel buradayken hani benim çok iyi bildiğim, cevaplayabileceğim şeyler yok. Ben de sizin gibi bakıyorum şu anda. Ben birkaç püf noktasından bahsedeyim bu arada Burada, yaparken size. buyurun. Şimdi şu iğnemin ucundaki şu uzunluğu şuradan ayarlıyorum. Burada ayarları var. Bu uzunluğun önemi arkada bırakacağı ipi gösteriyor bize. Tamam. Arkada ne kadar ip bırakacağımı buradaki bu uzunluktan anlıyorum ve bunu yaparken mutlaka sonuna kadar batırıyorum iğneyi. Bu çok önemli. Bu şekilde üzerinden Önce kontür mü yapıyorsun? önce kontürünü yapıyorum. Çünkü kontürü güzel olursa eğer iç dolgusu da güzel oluyor. Kontürünü şu şekilde devam ettiriyorum bitene kadar. Belli bir mesafede, belli bir aralıkta devam ettiriyorum. Şu şekilde. Kumaşımız kalmaz. Eli arkadan tutma önemli galiba. Elinize batmaması Tabii, lazım. tabii. Evet, Onları arkadan. ayarlayın. Evet, aynen öyle. Ele battığı zaman ciddi canınızı yakabilir. Çünkü iğnelerin ucu çok sivri. Sivri ve kalın bir Evet. olsa, evet. Şimdi Şu mesela buradan şekilde. içi doldurmaya mı geçeceksin? Evet, Merak şimdi içi ettiğim doldurmaya şeylerden bir geçtim. tanesi o. Evet, Geçtin içi mi? doldurmaya geçtim. Şimdi ikinci Sıra sırasını sıra mı yapıyorum. gidiyorsun Sıra sıra öyle? gidiyorum. Dolana kadar tamamen aynen şu şekilde burada yaptığım gibi. Dolana kadar. Sonra burayı da doldurduktan sonra ikinci rengimin yine kontüründen başlıyorum. Devam Tamam. ediyorum. Sonra bu şekilde yapa yapa devam ediyorum. Tamam. Ben biraz yapayım isterseniz. Şöyle. Bu dolana kadar. Önemli olan şu, battığım yere hiçbir zaman tekrar batmıyorum. İki batışımın tam ortasına batıyorum her defasında ki arkadaki görüntü de güzel olsun diye. Evet, Aynı nazar yer. boncuğu Evet, yapıyoruz. aynen öyle. Şu şekilde devam ediyorum. Tamamı dolana kadar ben bu rengi yapacağım. Tekrar yine aynı şekilde ipin serbest olması çok önemli. Yumaklarını hazırlamışsın Evet, gördüğüm yumaklarımı kadarıyla. hazırlıyorum. Atölyelere giderken de o şekilde hazırlıyorum. Katılımcılar rahat çalışsınlar diye. Çünkü çok fazla renk götürüyorum. Çok fazla renk çeşidim Evet, var. ben onu şuraya alacağım yanı başımıza doğru. Onu da görsün bir tarafından, bir taraftan. Çok güzel desenler, şeyler yapmışsın. Evet, ben Teşekkür de ederim. böyle hazırlamadan Yaşar bak. Burada her şey hazırlanmış. Yumaklar neyi kullanacaksa o da güzel bir şey. Şimdi öyle gidiyorsun. Evet, böyle gidiyorum. İstersen şeyden sonrasına geçelim. İkinci aşaman var. İkinci aşamam var. Bunu çıkarayım. Evet. Şöyle. Ha, oraya geçireceksin Evet, şimdi onu. kasnağımı geçireceğim. Tamam. Açabilirsem. Çok mu sıkıştı? Evet, biraz sıkıştırmışım. Şöyle Tamam. yaptım. Tamam. Şimdi ben bunu keseyim. Tamam. Bu şekilde o siyahla tek tek sıra sıra Evet. gidiyoruz. Evet. Çok güzel bir iş yapabilirsiniz. Bize bu iş için kasnak, Evet. Punch iğnesi. punch iğnesi, bir iki tane olmasında yarar var, kırılabilir mi yoksa renk Kırılmıyor. mi Kolay kolay koyuyorsun? kırılmıyor. Renkleri mi takıyorsun Yok, hayır, dışarı? takmıyorum. Ben hep tek iğneyle çalışıyorum. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Küçük bir makas, Evet. böyle ne kalınlıkta yünler? Yani ben koton ip kullanıyorum. Genellikle bu amigurumi yapılan iplerden İplerden aslında bunlar. kullanıyorsun. Hani öyle kolay Tamam. anlaşılabilir. Tamam. Koton ip kaymayan ip çoğunlukla ben tercih ediyorum. Yani benim Bu desenlerime. nedir? O punch yapıştırıcısı. Yapıştırıcı mı bu? Evet, bu onu da en son bütün iplerimizde. Şimdi şu şekilde nakışımız bittikten sonra Şöyle iplerimiz yapayım. var. Bu ipleri kesiyoruz en son. Bütün Tamam. yüzeydeki ipleri keseceğiz. Sonra burayı arka tarafından punch yapıştırıcı süreceğiz ki takılmasın diye. Ya takıldığı zaman sökülmesin diye daha doğrusu Her öyle yerine mi söyleyeyim. süreceğiz? Nakışlı olan her yere süreceğiz. Aa, güzel fikir. Evet. Ne kadar zamanda kuruyor? Çok çabuk kuruyor. Yani 15-20 dakikada kuruyor. Kuruyor. Evet. Çok iyi bir bilgi. Hepsini tamamladıktan sonra arkadan bir yapıştırıcı sürüyormuşuz. Bakın bu da işin sırrı.
Çünkü bu yüzden hani şu çantayı alabilir miyim? Evet. Şu yüzden diyelim ki bir yere takıldı. Şimdi bunlar böyle halka halka olduğu için hani gözükmüyor ama taktınız bir yere. Yüzüğe takıldı, bir çiviye takıldı, bir şeye takıldı. O zaman arkadan çıkmayacak. Daha buna çok tutuculuğunu sağlıyor. Tabii ki de çok zorlarsanız illaki çıkabilir. Çok mantıklı, akıllı, iyi bir bilgi Sibel. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Derya Hanım, evet, bir sorumuz var. Buyurun. Ne tür kumaşların üstüne yapılabiliyor diye? Nasıl kumaşların üzerine yapılabiliyor? Ya çok kaygan. Sen kastanı bir taraftan. Çok kaygan ve esnek kumaşları yapılmıyor. Yani likralı kumaşları yapılmıyor. Penyeyi olmuyor mesela. Ama onun dışında kanvas, kot, yani... Kot kumaşa güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor. Mesela diyelim ki kızımızın bir kot kumaşı şeyi var, ceketi var. Arkasına kasnağımızı geçirip güzelce yapabilir miyiz? Evet, bunu? Aynen öyle. Bir desen çizeceğiz. Evet, desenimizi çiziyoruz. Deseni de zaten eğer çizemiyorlarsa karbon kağıdıyla da geçirebilirler. Yani çıktı alıp karbon kağıdıyla üzerinden geçirebilirler. Güzel. Onları zaten desenleri internette... desen yazdığınız zaman pek çok şey, evet, nakış deseni mi dememiz lazım? Evet, nakış deseni ya da ilgi alanınız neyse, ne yapmak istiyorsanız. Ona göre bir şey yapacağız. Evet. Renk seçimlerin tabii ki çok güzel olmuş. Hepsinde bayıldım. Teşekkür renklerin ederim uyumuna. Mesela şu da çok güzel olmuş. Şunu da çok beğendim. Teşekkür ederim. Aslında paç nakışının güzel tarafı iki tarafının da güzel olması. Hem önü nakışın, yani burası aslında işlediğimiz yüzey ama aslında paç nakışın özelliği kabarık olması. Evet, boyutu arka, var. Evet, boyutlu olan tarafı şimdi bu çantada arkada kaldı. O yüzden diyorum hem önü güzel hem arkası güzel. Ya arkadan işlediğimiz yüzeyin, evet. Bu bir arka tarafı o aslında. O arka tarafı. Bu da işlediğimiz yüzey. Ama normalde paç nakışının özelliği kabarık görüntüsü, yani üç boyutlu görüntüsü aslında. Ama bazı desenlerde güzel olmuyor. O yüzden bazı desenlerde bu şekilde tercih ediyorum ben. Vallahi iki taraftan da çok güzel olmuş gördüm. Bayağı güzel. Şimdi mavi ip geçirdi. Evet, mavi ip geçirdi. Gördüğüm kadarıyla ip geçirme olayı önemli. Evet. Onu bir kere daha görelim birazdan. Tamam. Onu soruyorlar değil mi? Herkes onu sormuş. Ben de soruyorum doğrusu. biraz yapsın. Çantalar çok enfes olmuş. Bakın bu da çok güzel. Şunu da yakından bir göstereyim. İnanılmaz güzel olmuş. Yani çok şık duruyor. Herkes çok çabuk öğrenebilir mi? Yani öğrenmekten ziyade evet öğrenebilir ama el pratik alışkan, önemli. Pratik evet. Yapacağız, evimize gidip çalışacağız. Evet, aynen hiçbir öyle. Şey, yani şimdi seramik kursuna gitsek hemen yapabilir miyiz? Yok, mümkün hayır, değil. Evet. Yani evet bir şekil veririz ama inceliklerini insan birkaç şeyden sonra... Hatta eve de gelip biraz ev ödevi de yaptıktan sonra öğrenebiliyor. O parmakların, o ellerin o şeye alışması evet lazım. Evet. Boyalar çeşit çeşit boyayacağız, sonra onları fırınlayacağız veya fırınlamayacağız, kurutacağız. Her şeyin örgü kolay mı? El alışkanlığı çok önemli bir şey pratik dediğin evet gibi. Doğru renkleri seçmek önemli.